Bu vesileyle hem Diyarbakır'da hem Maraş başta olmak üzere deprem yaşanan yerlerdeki bütün deprem sonrası süreçlerin yönetilmesi, enkazların kaldırılması, sorunların çözülmesi ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda İçişleri Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanımızın gösterdiği gayret için ayrıca hem şahsım hem de Diyarbakırlar adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu büyük felaketin üstesinden ancak birlikte el ele gelebiliriz. Hem hükümetin hem de vatandaşlarımızın el ele verdiği ve enkaz kaldırma, yaraları sarma ve bundan sonra vatandaşlarımızın lehine olan sonuçları ortaya koyma iradesini hem Diyarbakır'da hem de diğer illerimizde görüyoruz. Devlet millet işbirliği, devlet millet seferberliği, devlet millet dayanışması bu son yaşanan felakette gösterdi ki aziz Türk milletinin en önemli vasıflarından birisidir. Bu bizim gücümüze güç katıyor. Bu vesileyle bu süreçte hükümetimize, devletimize, depremzedelerimize yaşanan felaketin hasarlarını ortadan kaldırmak, yaraları sarmak konusunda seferber olan hayırseverlik ve diğer konularda katkı yarışına giren, hayırda ve iyilikte yarışan her bir insanımıza, her bir sivil toplum örgütümüze, herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır özelinde biz enkaz kaldırma çalışmalarını yıkılan binalarda tamamladık ve yaralı vatandaşlarımız, vefat eden vatandaşlarımızın hepsinin enkazdan sonraki süreçlerini yönettik. Enkaz altından kurtarılanlar, vefat edenlerle ilgili kimliklendirme ve tedavi çalışmaları tamamen tamamlanmış oldu. Şu anda Diyarbakır'ımızda vefat edip de kimliklendirilmesi yapılmayan hiçbir kardeşimiz kalmamıştır. Ben bu vesileyle hem Diyarbakır'da hem diğer illerde vefat eden her bir insanımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tabii Diyarbakır sadece kendi yarasını sarmakla kalmadı. Bölgeye de yardım konusunda seferberlik içerisinde oldu. Hem Diyarbakır'ın imkanları, hem sağlık tesisleri, hem de diğer vatandaşlarımızın destekleri bölgeye de yansıdığını buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Tabii depreme ilişkin deprem sürecinden sonra adli süreçlerin sağlıklı işlemesi konusunda da Adalet Bakanlığı, yargı görevi yapanlar, adliyelerimiz, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız büyük bir yoğunluk içerisinde 7/24 esaslı çalışmayı yürütmektedirler. Deprem nedeniyle yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olan binaların tamamıyla ilgili adli soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından re'sen başlatılmıştır. Bu kapsamda adli soruşturmalar nedeniyle ceza soruşturmasına esas olmak üzere adli soruşturmalara konu olan binalardaki delil tespitlerinde önemli ölçüde tamamlandığını buradan ifade etmek isterim. Şu anda Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya dışındaki illerimizde delil tespit işlemlerinin ceza soruşturması kapsamında tamamlandığını buradan ifade etmek isterim. Diğerleriyle ilgili delil tespit işlemleri de büyük bir gayretle devam etmektedir. Önemli ölçüde oralarda da sona yaklaşılmıştır. Vatandaşlarımız şundan emin olsun. Ceza soruşturmasına konu olan binaların enkazları bilir kişiler ve Cumhuriyet Savcımızın gözetiminde delil tespiti yapılmadan, bilir kişilerce delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan hiçbir enkazın kaldırılması söz konusu değildir. Aksi yönde beyanların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını buradan ifade etmek isterim. Şu ana kadar Cumhuriyet Savcılıklarımızla bu kapsamda 7.598 müstakil binada bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle delil tespiti yapıldığını ifade etmek isterim. Tabii bu kapsamda soruşturmalara baktığımızda deprem bina soruşturmalarının
dökümüne baktığımızda bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 184'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini, 214'ü hakkında adli kontrol ve 71'i hakkında yakalama kararı verildiğini, 55 kişi hakkında gözaltına alınma kararı verildiğini, şu anda 2 kişinin de gözaltında olduğunu, hakkında işlem başlatılan kişilerden 16'sında vefat ettiğini, vefat ettiği için de ona göre işlem yapıldığını burada ifade etmekte fayda görüyorum. Bunların sıfatlarına baktığımızda tutuklu olanların 79'unu müteahhitlerden, 74'ünün yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi, 18'inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz. Adli kontrol kararı verilenlerin de 72'sinin müteahhit, 92'sinin yapı sorumlusu, 22'sinin yapı sahibi, 28'inin de binada değişiklik yapan olduğunu buradan ifade etmek isterim. Tabii deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkin de adli soruşturmalar kesintisiz devam etmektedir. Şu ana kadar deprem bölgelerinde hırsızlık vakalarına baktığımızda 351 vaka olduğunu görüyoruz. Bunlarda, bu vakalarda 284 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 179 kişi hakkında tutuklama, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini görüyoruz. Yağma konusuna gelince, bugüne kadar depremin yaşandığı günden bugüne kadar meydana gelen vaka sayısı sadece 4'tür. Tutuklu sayısı da 4'tür. Özellikle ifade etmek isterim ki yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır. Tabii sanki vatandaşlarımızın böyle bir eğilimi varmış gibi bir algı gayreti içerisine girenler de oldu. Ama adli veriler yağma konusundaki algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını ve onları açık açık tekzip ettiğini göstermektedir. Tabii son olarak dolandırıcılıkla ilgili de, çünkü bu vesileyle dolandırıcılık suçları da olabilir. Bu kapsamda şu ana kadar 5 tane nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz ve bu kapsamda da 7 kişinin tutuklandığını ifade etmek isterim. Adli süreçler hukukumuza uygun bir şekilde ve hukukun emrettiği usule uygun olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem kapsamında Adıyaman'da yıkılan İSYAS Otel'de uygulama eğitimine spor müsabakaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kafileden 35 kardeşimiz de hayatını kaybetmişti. Bunlara da ayrıca Allah'tan rahmet diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar bu konuda bizatihi aradı ve bunlarla ilgili adli süreçler hakkında benden bilgi aldı ve konuya hassasiyet gösterdi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu hususta şunun bilinmesinde fayda var. Kamuoyunda sanki İSYAS Otel'de ölen sporcularımız ve diğer bazı konularla ilgili açılan soruşturmalarda gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var. Bir kez daha söylüyorum. İSYAS Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur. Şu anda da Türkiye genelinde yürüyen soruşturmalarda gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur. Soruşturmalar usule uygun gizlilik kararı alınmadan yürütülmektedir. Adıyaman'daki suç ceza hakimliğimiz tarafından böyle bir karar verilmemiştir. Böyle bir karar talebi de savcılığımız tarafından yapılmamıştır. Bu nedenle bu haberin de buradan asılsız olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Son olarak şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Özellikle deprem felaketinin ortaya çıkardığı sonuçlar bizim mevzuatlarımızı önemli ölçüde gözden geçirmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.
Adalet Bakanlığı olarak biz de ceza mevzuatımızı ve diğer mevzuatlarımızı böylesi bir durumdaki cezai yaptırımlar dahil olmak üzere işlenen suçlar ve diğer hususları da içerecek şekilde bir hazırlık içerisinde. Şu kadarını söylemekte fayda görüyorum şu anda. Örneğin deprem döneminde yaşanan zorluklardan, sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyen, gayri ahlaki, gayri hukuki kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni dönemde yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz. Örneğin kiraya vermek istiyor. Kiralar 5 liraysa 20 liradan kira yapıyor ya da nakliye 3 liraysa 10 liradan götürüyor ya da başka başka hizmetler, hem malların taşınması, nakliyesi, hizmet sunulması, hizmetin alınması, ne kadar iş ve işlem varsa bu deprem nedeniyle, yaşanan felaket nedeniyle bölgedeki insanların ve ülkemizin yaşadığı zorlukları kendileri için gayrimeşru kazanç elde etmeleri için bir fırsat görenlere karşı hukuk gereğini yapacaktır. Çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız. Ama bu düzenlemeler özel düzenleme olacaktır. Böylesi zamanda uygulama imkanı bulacak. Örneğin salgın afet oldu. Böyle şey salgın sağlık nedeniyle salgın oldu. Burada da bu dönemde de benzer şeyleri yapanlar başka başka işlerde oldu. Gördük ki mevcut ceza kanunumuz bu konuda yeterli değil. Onun için de arkadaşlarımız çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arzımızdan sonra bu konuyu inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisimizin gündemine de gelecektir. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben sözü değerli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye bırakıyorum. Buyurun Sayın Bakan. Öncelikle tekrar başımız sağ olsun. Hem Diyarbakır'ımıza hem bütün depremde etkilenen 11 vilayetimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yerkürenin en büyük depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız ama tekrar bir kez daha huzurda ifade etmek isterim. Yani bunu deprem olarak tanımlamak, bu afetin büyüklüğünü deprem olarak tanımlamak, bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayış da bizi karşı karşıya bırakır. Çünkü biz bundan önce depremler yaşadık. En azından bizim nesillerimiz de yaşadılar. Bu kadar yaygınını, bu kadar insanı etkileyenini, dünyada da birçok afetle karşı karşıya kalındığında hem görmedik hem de tecrübe etmedik. Sadece şunu söyleyebilirim. Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağını dahi aşağı yukarı hesap edebiliyoruz. Milyonlarca ton. Yani sadece işte Diyarbakır'dayız. Burada bir hesap yapılmıştır. Biz Antakya'da bir hesap yaptık. Sadece Hatay'ın Antakya'sında 15 milyon ton. Yani milyonlarca kamyon. Yaklaşık çok süratle iş dinlenmeden gidilirse 3-4 ay içerisinde bitirilebilecek, sadece bir ilçede bitirilebilecek bir enkazdan bahsediyoruz. 26 bin üzerinde toplam arama kurtarma çalışması yapılan bina var. 26 binin üzerinde. Ve bütün bunlar 3 Hollanda büyüklüğü olan 110 bin kilometre karelik bir alanda bu depremle karşı karşıya kaldık. Esas itibariyle Türkiye'nin de birçok yerinden, uzak yakın demeden birçok alanından hissedilen ve hala daha da artçıları devam eden bir depremle, bir afetle karşı karşıyayız. Devlet olarak da, millet olarak da, sivil toplum kuruluşları olarak da bu konuda bütün ülkemizin tüm unsurlarıyla bu afete karşı direndik. Ve bugün 20. günündeyiz. Bir taraftan arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Diğer taraftan enkaz çalışmalarımız başladı. Diğer taraftan afet bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza
beslenme ulaştırıldı, yemek ulaştırıldı, giysi ulaştırıldı. Diğer taraftan helikopterleriyle, uçaklarıyla, yardım köprüleriyle her tarafa mümkün olduğu en kısa süreç içerisinde gidildi. Bu arada güvenlik sağlandı. Biraz önce Sayın Bakanımız da söyledi. Yani birkaç münferit olayın dışındaki depremden önce de yaşadığımız, afetten önce de yaşadığımız gibi münferit olayların dışında toplumu etkileyen, kaosa sebebiyet verecek, kargaşa oluşturabilecek herhangi bir güvenlik zafiyeti bir dakika bile yaşamış değiliz. Onun için bu konuda ülkemiz, milletimiz, devletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımız, devletin bütün kurumları, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları el birliğiyle ve büyük bir sorumlulukla ve büyük bir samimiyetle burada deprem bölgesinde çalışmaya devam etmiştir. Aynı çalışmayı burada Diyarbakır'da da Sayın Adalet Bakanımızın riyasetinde ve valimiz, buradaki bütün milletvekillerimiz, arkadaşlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte burada ilk başından itibaren hem birlikte istişarelerle yaparak olduğunu görüyoruz, hem de bugün yaptığımız değerlendirmelerde de bu konudaki hem hassasiyeti, hem çalışmayı, hem samimiyeti, hem de ulaşmayı hep beraber bir kez daha değerlendirdik ve görmüş olduk. Tabii bu büyük depremden istifade etmek isteyenler olabilir. Her daim olabilir. Her zor durumdan istifade etmek isteyenler olabilir. Sayın Bakanımız da bir takım mevzuat değişikliklerine gerek olduğunu ifade etti. Ve örneğin bunu söylemem gerekir. Fahiş kira artışları son zamanlarda deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Yani bu bizi üzmektedir. Elbette ki devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz. Buradan da vatandaşımıza, karakollarımızdan 112'ye kadar, savcılıklarımızdan her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz. İki, kiracıyım, oturuyorum, sen çıkacaksın diyor. Şimdi insanlara ikinci bir deprem yaşatmanın, ikinci bir afet yaşatmanın gereği yok. Yani hukuk devletiyiz, müracaat eder, çıkartmak ister. Çıkartmaya mahkeme karar veriyorsa çıkartır. Ama böyle bir şeyi istemek şu anda kiracıdan hakikaten doğru bir yaklaşım değildir. Fahiş kira artışları doğru bir yaklaşım değildir. Kiracı çıkartmak doğru bir yaklaşım değildir. Ve burada başından itibaren özellikle deprem bölgesindeki şehirlerin boşaltılması veya biraz nefeslendirilmesi, gerek arama kurtarma çalışmalarının, gerek enkazların zamanında hızlı bir şekilde kaldırılması için bir strateji olarak uyguladık. Yani Antalya'dan başka illere kadar hem Türk Hava Yolları, hem otobüsler de dahil olmak üzere, hem bir kısmının araçlarının kendi yakıtlarını karşılamak suretiyle, yani devletin karşılamak suretiyle böyle bir adımı attık ve burada bir hem çabuk toparlayabilmek, hem hasarın tüm boyutunu tekrar anlayabilmek ve bu tabloyu ortaya koyabilmek için böyle bir adım atıldı ve böyle bir adımla birlikte de şu anda çok hızlı bir şekilde hem enkazlar kaldırılıyor, hem de yeni şehirlerin planlanması, daha doğrusu şehirlerin yeni yerlerinin veya yapılacak yeni yerlerin planlanması hususunda adımlar atılıyor. Elbette ki bu konuda da bir taraftan Çevre Şehircilik Bakanlığımız, AFAD'da daha önce var olan bilim kurulu, üniversiteler, maden tetik arama, bunlarla birkaç kez bir araya gelerek bu şehirlerdeki hem oluşabilecek, yapılabilecek zeminler açısından yerlerin neresi olduğu uzun uzun tartışıldı. Elbette ki şehirlerin kendi hafızası var. Bu hafızayla da bir araya gelebilmek için bütün valilerimizin koordinasyonunda bakanlarımız da iştirak ettiler, ediyorlar, edecekler. Yapıldı, yapılıyor. Şehrin işte odalarından, borsalarından, teknik odalarından, yani bu meseleye müzahir teknik odalarından, aynı zamanda şehrin eşrafı, belediyesi, siyasetçisi hep beraber bir araya gelerek bu kadar büyük bir süreç içerisinde
yeni yapılacak yerlerin nerede olması lazım geldiği, hem bilimsel olarak altyapısının nerede olması lazım geldiği, hem de şehrin yaşam biçiminin, yaşam kodlarının nerede devam etmesi lazım geldiğini hep beraber değerlendiriyorlar ve tartışıyorlar. Hem bilime açık bir süreç devam ediyor, hem de şehre açık bir süreç devam ediyor ve bunlar sürekli olarak değerlendiriliyor, konuşuluyorlar. Ve yine bunlarla birlikte tüm bunlar yapılırken aynı zamanda konteyner şehirlerle ilgili hazırlıklar da sürüyor. Şu ana kadar tabii süzülecek ama ağır hasarlı, orta hasarlı ve ev sahibi, kiracı toplam müracaat şu ana kadar 421 bin oldu dün akşam itibariyle. Bunun 284.712 hanesi, ailesi ben kira karşılığı almak isterim dedi. Ben kira yardımı almak isterim. 136.913 de ben konteynerde yaşamak isterim dedi. Elbette ki buradaki değerlendirmeler veya başvurular devam edecek ve buna ait de altyapı hazırlıkları sürecek. Buna karşılık da şu ana kadar 140 alanda 93.623 konteynerin hazırlıkları yapıldı. Bunun 70 bini hemen hemen tamamlanmak üzere bir kısmı tamamlandı ve konteynerdaki yaşantısına da başlamış oldu. Ve burada da gerek konteyner şehirler olsun, gerek kira olsun. Hem kiracılara 3 bin, ev sahiplerine ise 5 bin liralık bir kira desteği olacak. Burada kamuoyuna bir şeyi bir kez daha izah etmem gerekir, ifade etmem gerekir. İlk kez bir afette ve depremde kiracılara kira yardımı yapılıyor. Evet, taşıma yardımı yapılıyordu. Yani o da ev sahiplerinden biraz daha az idi. Ama ilk kez aynen müsavi, dengeli bir taşıma yardımı 15 bin lira. Ve yine bir kira yardımı ilk kez bir depremde. Çünkü bu depremin niteliği de, bu depremin yaygınlığı da, bu depremin etkilediği bölgede, etkilediği insanlar da, sonuçları da elbette ki bir öncekilerle kıyaslamayacak derecede bir sonuç hep beraber, hep birlikte hepimize oluşturmaktadır. Onun için sonuç hep beraber, hep birlikte hepimize oluşturmaktadır. Onun için burada hem bu depremin bahsettiği niteliklerine göre sürekli karar alınıyor ve buna yönelik de vatandaşımızın, insanımızın bu deprem sonucunda mağdur olmaması için elden gelen her türlü süreç ortaya konulmaktadır vatandaş lehine. Yine burada bir önemli mesele de özellikle bazı illerimizde ve merkezlerimizde, il merkezlerimizde, ilçe merkezlerimizde neredeyse deprem bu afet hayatı tamamen durdurdu. Hareketsiz hale getirdi. Orada organize sanayi sitelerle yani tutun esnafın yeniden var olan yerde harekete geçebileceği yerde harekete geçebilmesi için de bütün destekler hem iş makinesi iş makinesi, altyapı ise altyapı veyahut da yeni bir yere taşınması ise bütün bunlar oradaki iş insanlarıyla beraber ve oradaki yapıyla beraber gerçekleştiriliyor. Yine bunun yanı sıra özellikle bazı alanlarda yine depremin merkezini çok etkilediği il ve ilçelerden bahsederek söylüyorum. Buralarda da geçici esnaf dükkanları oluşturularak en azından şehrin bir hayatının canlılığını ve hareketliliğini sağlayabilecek adımlar da atılacak. Yine bunun yanı sıra ifade etmem gerekir ki burada özellikle bir konu başından itibaren speküle edilmektedir. O da şu, işte deprem sabahı askerin çıkmasına müsaade edilmedi. Buna Milli Savunma Bakanımız defalarca cevap verdi. Ben defalarca cevap verdim. Ama biz depremin yaralarını sarabilmek, Türkiye'nin umudunu yarına tekrar taşıyabilmek hep birlikte, bütün milletimizle birlikte ve burada bu deprem travmasında etkilenen vatandaşlarımızın buradan bu travmalarını ortadan kaldırabilmek için bir millet olarak, devlet olarak topyekun mücadele yaparken birileri de tezvirat, dedikodu ve yalan mücadelesine devam ediyorlar.
Ben sordum, tekrar sormak istiyorum. Deprem saat 4.17'de oldu. Biz saat 5 gibi AFAD'daydık. Ki bütün 4.19'da haber aldıktan sonra 4.20'ye 4.21'de Sayın Cumhurbaşkanımıza depremle ilgili ilk bilgiyi verdik ki o zaman tam çözülme olmamıştı. Yani depremin merkezinin Kahramanmaraş, Gaziantep veya Osmaniye civarında olabileceğini değerlendirerek ilk gelen bilgi 4.18'e 4.19'da ve sonra tekrar deprem çözüldü. Depremin 7.5 daha sonra da revize edilerek 7.7 olduğunu kendilerine arz ettik ve biz hemen AFAD'a geçiyoruz dedik ve tüm birkaç arkadaşımızla da telefonla konuştuk ve AFAD'a geçtik. Saat 17'yi geçeydik açıklama 4. uluslararası, yani 4. seviye bir alarm verdiğimizi ve uluslararası seviyeye çıktığımızı söyledik. Yani uluslararası yardım istedik bütün dünyadan ve bu kadar çabuk bir şekilde uluslararası yardım istedik. Yani uluslararası yardım istediğimiz yerde, yani kendi askerimiz, kendi jandarmamız, kendi polisimiz zaten teyakkuz halinde. Herkes teyakkuz halinde. Bunu sürekli, yani bir tezvirat, bir yalan, bir dedikodu mekanizması, bir zafiyet alanı olarak ortaya koymak elbette ki karşı karşıya kaldığımız olayın ölçeğiyle de, olayın karşı karşıya bizi bıraktığı etkileri sebebiyle de çok yakışmadığını, ayıp olduğunu, ayıp edildiğini ondan sonra ve burada kurumların, insanların, kişilerin üzerinden, bu olay üzerinden bir yıpratmanın şu dönem içerisinde hele kimseye bir faydası olmayacağını ve bunların bırakılıp hep birlikte buradan çıkmanın ve buradan tekrar bir umut oluşturmanın, yarına bir umut oluşturmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu esnada güvenlik konusunda da işin başından itibaren, tekrar altını çizerek sözlerimi tamamlayacağım, güvenlik konusunda da işin başından itibaren bu bölgedeki güvenlik sayısını 3 katına çıkardık. Bekçisinden polisine, jandarmasına kadar ve takviye edilen tüm güvenlik birimlerimize kadar bu bölgede, deprem bölgesinde 3 katına çıkardık. Çünkü enkazlar var, girilmemesi gereken enkazlar var, korunması gereken enkazlar var. Bütün bunları yapan bir anlayışı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bir kısım enkazlarımızı kamu araçlarıyla kaldırıyoruz. Bir kısım enkazlarımızı özel sektöre yükleyerek kaldırıyoruz. Özellikle acil yıkılması ve nitelikli yıkılması gereken binalarla ilgili hemen hemen bütün illerimizde gerekli hazırlıklar yapıldı. Gerekli yüklenicilere bunlar verildi. Çünkü onlar nitelikli binalar. O nitelikli bir yıkım gerekir. O nitelikli yıkım içinde bütün yükleniciler şu anda hemen hemen çalışmalarına başladılar. Ağır hasarlı binalar için tekrar ifade ederek söylemek istiyorum. Artçı depremler devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması esastır. Yani durmaları gerekir. Aksi takdirde geçmişte yaşadığımız acı tecrübeleri tekrar hep birlikte yaşarız. Çünkü şu anda biraz önce Niğde'de de oldu, dün de oldu. Artçı depremler hala devam etmektedir. Hasarlı binalardan uzak duracağız. Vatandaşımız eşyasını taşımak istiyor. Benim evim az hasarlı diyor, ben eşyamı alacağım. Ağır hasarlı o eve girmek istiyor. Asansör dayıyor. Asansörün girebilmesi için bazı duvarları kırıyor ve o binada yeniden bir hasar oluşturuyor ve o binayı yeniden hareketlendiriyor. Bunların her birisi yanlıştır. Her birisi yeni bir riski oluşturmaktadır. Buradaki çağrılarımıza kulak verilmesi ve mümkün olduğu ölçüler içerisinde de bu çağrılarımıza yönelik hareket edilmesi esastır. Tekrar son olarak fahiş fiyatla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz ve bunu da yanlarına bırakmayacağımızı, olağanüstü halin bize sağladığı bütün imkanları sonuna kadar kullanacağımızı ve vatandaşımızı burada mağdur etmek isteyenlere de zaten o paranın bir hayrı da gelmez, o kazancın bir hayrı da gelmez. Bu dünyaya da öteki dünyaya da bir faydası olmaz, olmayacaktır da. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimize burada da
vefat eden bütün vatandaşlarımıza, bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede şu anda yatan ve tedavi gören bütün vatandaşlarımızda acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun, zorlarımızı kolaylaştırsın ve bize ferasetle doğru adım atmayı nasip etsin. Tekrar milletimize ve Diyarbakır'ımıza geçmiş olsun.